Ruby'nin 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 10. bölüme şöyle bir güzel pazar kurarak gireceğim. Çünkü offline marketin süresi bitmiş. Bayağı satılacak ürünler falan var. Onları falan bir pazara atalım. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz kanalın algoritması bozuk. Hala da tam istediğimiz düzeyde değil. Yani tam da böyle düzgün düzelmedi. O yüzden like'lar, yorumlar gerçekten çok değerli. Yani kanal algoritmasına destek olmak için her attığımız videoya bir like bırakırsanız çok mutlu olurum. Bunu da bilgisini verdiğimize göre artık videoya başlayalım. Pazarımızı açtık şöyle. Çıtırından bir pazar işte. Güzel bir şeyler de pek yok ama hafiften bir getirisi olur. Hatırlayanlar olur mu bilmem. Alnilam sunucusu 3 yıl önce video çekerken canlı yayında Core Çarkı gelmişti. 64'lü antika çıkarmıştık. Tabi o videoları ben sildiğim için ne yazık ki kanalımızın algoritması da bu yüzden bozuk. Siz şu anda o videoyu sadece izleyenler hatırlar. Ya da yayında görenler. Çıkarmıştık. 10.000 app'lik gireceğiz. 63.959 app var. 53.900 küsür kalana kadar işte şey yapacağız, çevireceğiz. En son bu tılsımı çıkarmışım hani. Çünkü indireceğim, üste de gideceğim çıkan simyaları. Ondan berisini full indiririz, gerisi kalır. Tombala hasılatı olarak. Şöyle bir çevirmeye başlayalım. Birinci katı kayda koymaya bence gerek yok. Zaten dandik simyalar geliyor. İkinci katta birlikte çeviririz video kaydında. Anahtarları toplayalım, gelelim. Evet, birinci katı tamamen doldurduk ödüllerini falan. 63.500 app kalmış. 400-500 app gitti herhalde. Birinci katın bu arada çevirme şeyi 20 app'ti. Ücreti. İkinci katınki 39 app. Yalnız ikinci kat birinci kattan daha beter oğlum. Bu ne, ikili fasulyeler falan var. En azından birinci katta full core vardı lan. Çok kötü ya ikinci kat. Ben hiç beğenmedim şu an şahsen ikinci katı. İnşallah böyle devam etmez. 8'liyi alalım. 8'li güzel olur. İş yapar. Verdik bakalım bir tane daha. Şöyle bir 64'lü antika. 32'li antika. Ender falan bir şeyler inşallah yakalarız. Yani şu anda kötü gidiyor. Bakalım. Yaştan ödüller kötü ya. 15 dakikada süresi var bu arada. Ödüller hiç tatmin edici değil derken 16'lı Ender'i gösterdi. Verdi mi 16'lı Ender'i bu arada? Ananı satayım. Allah kahretmesin. Başka zaman Fortuna'yı vermezsin lan. Gitti Fortuna'nın yanındaki şeyi. Ender'i vermedi, Fortuna'yı verdi. Tüh. Hadi bakalım ya. Şöyle bir 16'lı Ender göstererek başladı. Bir 64'lü antikayı gösterirse ben o antikayı %100 alırım bu arada. 64'lü antikayı gösterirse ben %100 alırım. Almama şansım yok. 2'li antika geldi bir tane. O da olur diyeceğim de. Fasulyeler hiç olmamış bu arada. Gerçekten fasulyeler aşırı mide bulandırıyor. Çünkü fasulyelerin hiçbir değeri yok. Viren bile etmiyor ya. Çok kötü yani fasulyelerin olayı. Yok. Yok ya. Şöyle güzel bir ödül de göstermiyor ki şansımıza. Hadi yavrum benim ya. Şöyle bir 16'lı, 32'li, 2'li şey geldi. Safir geldi. Geç kanka geç. Geç. 40 hep veriyoruz her çevirmeye. Güzel ödül göremiyoruz. Hiç güzel ödül yok. Hız gidiyor. Baya baya fıs gidiyor. Daha çevirdik. Bunda da full fasulyeleri döşemiş. Fasulyeyi aldık. Fasulyeler bildiğin zaten mayın gibi. Aralara mayın gibi döşemişler fasulyeleri. Biz de o fasulyelere basmamaya çalışıyoruz. Olay tamamen bu. Mayına bastık yine. 16'lı Ender. Aldık mı bu sefer? Oğlum yine verecek gibi olduğun çok şeyinden gittim be. Tüh. 32'li ne o? 32'li 2 tane Ender yan yana. Abi 2 tane yan yana vardı. Kurban olayım antikada vardı 4'lü. Nerelere gittin? Allah kahretmesin seni ya. 2 tane 32'li Ender yan yana ya. 32'li yine Ender. Abi ver artık be. Hak ettik ya. Çok gösterdin. Yapma hocam ya. Vallahi yapma ya. Gerçekten. Gerçekten şeyimizle oynuyorsun ya. Nefsimizle oynuyorsun. Vallahi nefsimizle oynadı ya. Cık. Yine mayına basacağız herhalde. Yok basmadık. Hadi be oğlum ya. Bir 32'li Ender'imiz ya da 64'lü Ender'imiz var gibi hissediyorum. Evet 8'li antika. 8'li antika olur. 8'li antika olur da oraya gidene kadar yavaşladı. Yavaşladı ne yazık ki. Başka bakalım burada hiçbir şey yok. Üstlere mayınları döşemiş.
Çevirdik bir tane daha. Üçlü üçlü var iki tane. Bak mesela fortunaları böyle koysa üçlü dörtlü falan güzel olur ama böyle fasulyeleri koyması çok saçma fortunalara. Asıl fortunalarda 64'lerin 32'lerin gelmesi lazım. O da ayrı bir konu. Onlar nedense buralarda böyle random çıkıyor. Şuradan bir tane korumuzu alacağız, gideceğiz herhalde aynen. Valla çok kötü ya, acayip kötü. Yani ne kadarlık çevirdik biz? Ne kadar app'le girdik? Valla ben kaç app'le girdiğimi bile unuttum. 63 binle girdik herhalde değil mi? 1000 app'lik çevirdik herhalde şu ana kadar. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Atıyorum ben böyle çeviriyorum ya, böyle güzel sağlam ödül gelirse onu kayda koyayım. Çünkü gerçekten çok boş geliyor şu anda ödüller. Komple böyle çarpı koymayalım videoya. Güzel böyle 8'li 16'lı işte 24'lü 32'li 64'lü ödül gelirse onu ben size göstereyim. Bakalım o çıkacak mı çıkmayacak mı, onu birlikte görmüş oluruz. Bir 32'li geldi lan. Belki şu 32'liyi alırız. Hadi alakla şunu. Hadi la. Tüh lan. Tüh lan sana. Vallahi tüh lan. Aha 16'lı geldi. Hadi bir de 16'lı. Gitti abi, 16'lı da gitti. 16'lı da gitti. Fasulyeyi verdi. 16'lı geldi bir tane. Hadi yavrum 16'lıyı alayım. Bir alayım artık ya. Fasulye verdi yine, çıldıracağım ya. 8'li antika. Hadi yavrum 8'li antika da. Ey yavrum. Sen nereye gittin? Yine fasulyeyi verecek. Şaka gibi ya. Bu arada ikinci katın süresi doldu. Yani bir şey alamadık ne yazık ki. Ne yapacağım? Bir tur daha çıkacağım ikinci kata. İkinci kata çıktık tekrardan. 16'lı yontulmuş var. Bakalım. Bakalım gelecek mi? Gelecek sanki bu sefer. Yok kardeşim ya, yok. Yok bizde o şans yok. Neyse ben dediğim gibi böyle 16'lı 32'li falan bir şeyler geldi mi göstereceğim sadece size. Diğerlerini izletmeyeyim. Çok çöp ürünler geliyor gördüğünüz gibi. Bu çıktım ya ikinci kata. 6-7 dakika çevirdim. Hiç ödül göstermedi. Hiç göstermedi. Bukta kalmış gibi hissettim. Çıktım kattan. Tekrardan ikinci kata çıkacağım. Çünkü daha bir 5000 eplik daha çevirme şeyim var. Hakkım var. Hani bir şey çıkarmak istiyorum yani. Üçüncü kez çıkıyorum ikinci kata. İşte şimdi bu sefer gelecek bir şeyler hissediyorum bak. Totem yaptım o kadar. Şu dört beğenileri alırsam her şey çok güzel olacak. Bak. Bak şimdi kardeşim, daha fazladan bir kere çıktı. Dört beğenileri alırsam her şey çok güzel olacak dedim. İyi seyredin ya. Sadece iyi seyredin. Bundan sonra var ya felaket felaket gidecek. Çok felaket gidecek. Bak şu fasulyeyi verseydi bütün şans bitecekti, vermedi. Şimdi 32'liler, 16'lılar falan 64'ler havada uçacak. Seyredin. Sadece seyredin bak. Şimdi direkt bunu alıyoruz zaten. Bak bu tur gerçekten çok güzel gidecek. Bak 3'te 3 yaptık. 3'te 3 yaptık. Böyle devam edecek. Güzel ödüller geldikçe göstereceğim. Ama hissediyorum bundan da fasulye vermezse net güzel bir şey alacağız. Aynen abi. Net güzel bir şey gelecek. Allah 16'lı antika. Lütfen. Ama gitmez artık oraya ya. Çok yavaşladı ya. Tüh. Tüh ulan. 16'lı antika gelmişti be. Ananı satayım. 32'li ne bu? Ender. Allah 32'li ender geliyor. 32'li ender geliyor. 32'li ender. 32'li ender. 32'li ender. Fortuna beni öpmedi ama ben Fortuna'yı öptüm. Çok güzel. Çok güzel. 32'li ender. Dedim bak bu tur İnsan içine doğuyor bak. Gerçekten bu hayatta insanın içine doğuyor bazı şeyler. Vallahi insan içine doğuyor. O 64'lü antika bu tur gelecek. Seyredin. O 64'lü antika bu tur gelecek kardeşim. İyi izleyin. 8'li antika var. Gelirse çok güzel olur ama ne yazık ki. Ne yazık ki oralara gitmeyecek. Sağlık olsun. 64'lü ne o? Ender. Abi çok şey oldu ya. Çok gittin ya. Ulan ilk kez 64'lü gösterdi ya. Kaç tane çark çevirdim. Nasıl heyecanlandım, nasıl heyecanlandım var ya. Ulan ilk kez gösterdi, onu da vermedi ya. Evet süre doldu, birinci kata da düştük. 53.000 kaldı. 63 ile başlamıştık. İşte 10.000 gitti. Ne yazık ki bir 32'li ender geldi ama böyle çok da hızlı hızlı çevirdiklerim de oldu. İşte şimdi bir şey olsun. Güncellensin şey. Eşya deposu, nesne deposu. Şuradan bir yenilerden falan bakacağız. Hepsini indireceğiz. Üste falan gideceğiz. Bakalım ne gelecek, ne gidecek göreceğiz. Şöyle eşya deposuna girdik bakalım. Zaten yenilik de. Aşağı doğru inelim. Bakalım şöyle güzel bir şeyler çıkmış mı? Tam skillimiz vardı mesela da ben hızlı hızlı geçtim de oldu. Bak mesela 4'lü antika gelmiş. Hızlı hızlı geçmiştim ya. Çok güzel. Sonsuz var mesela üçlü. Soylular var. Ondan sonra inelim şöyle bir tekrardan aşağı doğru. Antika var yine bir tane. Güzel.
Ondan sonra bakalım bakalım. Sonsuz var. Antika var. Şundan Efsun çıkıyor. Tam emin değilim. Bakacağız duruma göre. Fasulyeler canımı sıkıyor. İşte bizim o çıkardığımız 32'li ender. Enderimiz var 32'li. Çok güzel. Şu aşağı doğru şöyle bir ineyim bakayım. Fasulyeler hariç hepsi iyi de. Şu ne hocam? Antika mı şu? İkili antika mı gördüm? Yok. Antika yokmuş. Ya son girdiğimiz tur güzeldi mesela. O ikinci turda ben aşağı indirmiştim hesabı. O leşti gerçekten. İkili indirmişim orada. 16'lı bir şeyler falan atmış bir diye bakıyorum da. Yok ya. İyi neyse ben bunları bir aşağı doğru indireyim. Geleyim. Sonunda bitirdim. Valla bir saattir bunları indirmekle uğraşıyorum. Şu son koroda indirdiğime göre bitti. Şimdi Nesne Market depomuza gireceğiz. Buradan korlar buraya yavaş yavaş yansıyacak. Sanırım birazcık geç geliyorlar. Bir 5-6 kere falan açacağız, kapatacağız, açacağız, kapatacağız. Sonra hepsini indireceğiz. Evet, hepsini aşağı indirdik arkadaşlar. Ben yine şöyle bir Nesne Market deposuna bakayım. Yansıma mansıma bir şey var mı? Yok, hepsini indirmişiz. Şimdi totalimiz ne? 6 tane antika, 55 ender, 9 sonsuz, 19 soylu, 82 yontulmuş. Sonsuzlar var işte, Onyx'in, Elmas'ın, Grena'nın, Yeşim'in, Safir'in. Hiç mesela bak, Yakut'un sonsuzu çıkmamış. Şansa bak. Gerçekten büyük şans. 3 tane normal kor. Onlar da normal kor. 83 yeşil fasulye, 18 mavi fasulye, 4 pembe fasulye, 4 tane de ejderha alevi var. Şu envanterdeki antikalar aşağı aldım. Bunlar ayrı bu arada. Bunları hesaba katmayacağız. Şimdi bunların hepsini ben bir açayım. Aslında şöyle yapayım bak. Şu damazingoların hepsini açalım. Şunlar var ya, bunlar zaten normal kor. Bunları bir üste doğru götürelim. Sonra şu yukarıdaki babaları açarız. Yukarıdaki babaları açınca zaten alttaki basmış olduğumuz endere çıkaracağız ya bunları. Onlarla birleşecekler. Hepsini birlikte antikaya falan atarız. Evet, bu dandiklerin hepsini ender attım. Enderler şu anda böyle beyler. Dandikleri attık bu arada. Yani babaları daha hiç açmadık. Şimdi şöyle ufaktan bir babalara doğru geçelim. Mesela şu şeyleri bir açalım. Nerede onlar? Soyluları bir açalım. Şuraya geleceğim. Bakalım şey gelecek mi? Soylulardan biliyorsunuz ender de çıkabiliyor. Ender yakut çıkacak mı bakalım soylulardan? Maalesef alamadık. Yontulmuşları da bu arada bitireyim. Dur, yontulmuşlar da bitsin. 72 tane de yontulmuş, 82 tane de yontulmuş vardı. Yontulmuşlar bittikten sonra zaten bütün babalar kalıyor. Babalara tamamen geçmiş olacağız. Sonsuzumuz, enderimiz, antikamız. Bir de sonsuzlar var yine. Bir de normal kor var. Bundan yüksek atıyordu diye biliyorum. Tam emin değilim ama. Dur ben şu şeyleri de basayım. Yontulmuşları. Tekrardan gelelim. Enderlerin son durumunu şöyle tekrardan göstereyim. 4 buna gelmiş. Yakut bayağı geldi bu arada. Şöyle son durum bu. Şimdi geçtik yavaş yavaş babalara doğru. Babalara geçtik. Şu sonsuzları bir açalım bakalım. Ender Onyx geldi. Yontulmuş Onyx, Ender Onyx. Şunlardan Antika Elmas çok güzel sonsuzdan bir tane. Ender, Ender, Ender. Ya bir tane Yakut gelmemiş sonsuz ya. Yanarım yanarım ona yanarım. Hiç Yakut yok mu sonsuz? Antika gelen güzel sonsuzdan yine. Sonsuzlardan antika atıyor gördüğünüz gibi. Bol bol ender atıyor. Gayet iyi. Yeşimlerden alamadık antika. Safirleri açalım. Antika, antika, antika. 3'te 3 antika. Şu normal korları bir açalım. Kor Sapirium diyor. Kor Sapirium, Kor Sapirium. Ha, Kor Sapirium. Bunlardan şey, Safir gelecek. Ender Safir. İşlenmemiş Safir. Yontulmuş Safir. Tamam. Düz sonsuzları açalım o zaman. Ender 12. Buradan bir antika alalım ya. Antika Yakut gelsin. Ender Yakut. Ender Yeşim. Yontulmuş. Ender. Ender. Antika Yakut. Antika Yakut geldi. Ender Yakut. Ender 12. Güzel. Tamam. Şimdi üzerimizdeki enderlere şöyle bir bakıyorum. Üste gidilir. Açılır. Düşmez herhalde yere. Üstümüzdeki enderleri açalım. 55 tane ender var. Bol bol Yakut gelmesi dileğiyle. Hızlı hızlı açalım bunları. Bu enderlerin hepsi antikaya gidecek. Sonuç ortaya çıkacak arkadaşlar. Bu arada Yakut çok az geldi. 55 tane enderden şaka maka 5 tane ender Yakut gelmesi bayağı bir üzdü. Ama olsun, yapacak bir şey yok. En çok hangisi gelmiş? Yeşimi bayağı bir abartmış. Safiri de. Bunları bayağı abartmış. Ama Yakut çok az geldi. Antikaları en son açacağız. Bakacağız onlara. Şimdi geldik. Zurna'nın zor dediği yere. Şu sonda kalanları da sallayalım. Tabağın dibinde kalmasın bunlar. Bakalım şöyle bir. Şurada bir tane daha var. Buralarda var mı? Şu var. Bunu sallayalım. Belki birkaç ender daha gelir gibisinden. Şunu da salladık. Tamamdır.
Şimdi full enderler. Okey. Bakalım. Şöyle Grena'dan başladık. Enderlerin Antika'ya geçişini izliyoruz. Güzel, fena değil. Önemli olan Yakut ya. Yakut çok önemli. Belirleyici bir faktör olacak. Bunlar piyon. Şu anda gerçekten bunlar piyon. Güzel geçirdi. Şu anda güzel yakıyor. Orantılı gidiyor ya. Genel olarak güzel geçti. Grena fena değil. Şöyle son kalanları da basalım. Bir tane daha gelsin. Son bir tane daha gelsin. Olmadı. 12'den devam. 12'den sonra Yakut'a geçeceğim. 12'si patlatalım. Yakut'u sona bırakmak istemiyorum. 12'si güzel geldi. 12'si de fena değil. Yakut en belirleyici nokta Yakut olacak. Bir de elmas. Elmas da pahalı. Elmas da 2-2.5 bon. Geldik Yakut'a abi işte. Asıl bomba burası beyler. Umarım çok yakmaz. 2'de 0'la gidiyoruz. Güzel bir tane geldi. Yakut lütfen ya. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Bir tane daha gelsin. Yakut lütfen yapma. Yakut. Ah Yakut'um benim ah. Ah Yakut'um üzümlü kekim ah. Ah Yakut'um ah. İki Yakut gelsin şuradan. Bir tane gelsin o zaman. Şu Yakut lütfen gelsin. Allah belanı versin seni. Elmastan devam. O Yakut gelseydi çok iyiydi. Yaktığımı çok yakıyor simyacı ya. Vallahi yaktığımı mahvediyor insanı. Öyle lanet bir NPC olamaz. Elmasları da kötü geçiriyor. Simyacı bizi bitirdi beyler. Her zamanki gibi formunda. Geçirmiyor simyaları. Yine %5 şansla simya basıyoruz. Bas bakayım şunu da. Bakalım bakalım. Yeşimlere geçtik. Yeşimlerden devam edelim. Şu 6 tane antikadan 4 tane yakut alırsak döndürürüz bu çarkı gibime geliyor. Hadi bakayım. Şunları da vuralım. Hadi yavrum be. Yeşim fena geçmedi. Fena değil. Yeşimler fena değil. Çok kötü değil. Alttan devam. Hadi yavrum bir tane daha gelsin. Sonuncu geçsin. Geçmedi. Safirlerden devam. Sanırım safirler son. Değil mi? Bunların hepsini bastık aynen. Safirler son simyalar kaldı. Safirleri de basalım. Sonra hesap kitap işine gireceğiz. Şöyle. Gözüm şurada ya. Şundan 4 tane yakut gelmesi lazım. Umarım gelir. Safirler de kötü gidiyor. Bakalım bakalım ne olacak. Safir çok pahalı olmadığı için çok umurumda değil de yakutları çok şerefsizlik yaptı simyacı. Çok daha iyi geçebilirdi yakutlar. Evet bitti. Tamamen bitti. Şimdi şöyle bir gelelim. Şu alttakileri saymayacağız. 7 tane elmas var. 8 tane yakut var. 8 tane yeşim var. Toplamda 11 tane safir var. 11 tane grene var. 8 tane onyx var. Bundan zaten yok. Bundan hiç çıkmadı. Şimdi antikalara bakalım. Antikalar çok önemli. Şöyle yapacağız. Sohbet satırını gizliyorum. Kapatıyorum. Kaç tane yakut vardı hocam? 8 tane değil mi? Hepsini açtım. Bakalım hiç yakut geldi mi? Ben 2 tane düşünüyorum. Hadi bakalım. Şöyle tıklıyorum. O'ya tıkladığım anda klavyeden direkt yakut penceresi gelecek. 1 tane yakut çıkmış. As. Hiç yoktan iyidir. Bir tane de buradan aldık. Bütün hesaplamalarımı tamamladım. Şöyle şuraya da yazdım. Şimdi şöyle bir hesaplama da yaptık. 10.000 hep gitti ya toplamda. Bu arada hesaplamalara fasulyeleri dahil etmiyorum arkadaşlar. Fasulyeler fazla para etmediği için. Fasulyeleri saymayacağım. Şimdi 10.000 hep'e 1.000 hep kuponu alsan, pazarda satsan 105 ile 110 won arası bir para tutuyor. 100 ile 110 won arası diyelim. Ama 1.000 hep kuponu da zaten ayda yılda bir geliyor. Yani onun hesabını yaparken de ona göre düşünün. Şimdi bakalım. Bu simya çarkından 10.000 hep tikkine çevirdik. 110 won'a yakın bir para gelmiş mi? Elmasların hepsi toplamda. Bu arada şunları saymadık ha. Sadece kendi çıkardıklarım. Elmasların toplamı 16.1 won yapmış. Yakutlarımız 42.75 yapmış. Yeşim 10.8 yapmış. Buradan hesap makinesinden şu anda hesaplıyorum size söyleyeceğim.
Safir 15.4 yapmış. Ondan sonra Grenamız 9.9 yapmış. 12'simiz de 12 won yapmış. 106 won 95 hem. Yani 107 won. Bir tane daha yakut çıkarsaydık. Hani dedim ya, Epcon olsaydı 110 won olurdu diye. Tam fit oluyordu. Şu anda 107 won. Yine güzel, kötü değil. Şamanı ormana sokmamız lazım ya. Dur şu pazara bakalım, satış var mı? Güzel, 30 onluk satış var. Şu parayı çekelim. Şimdi şamana tekrardan ekstra para harcayacağız. Bir ton para gidecek ne yazık ki. Şimdi şamana çan alacağız. Level silah bittiği için en mantıklı çan bu. Bütün çanlara baktım. 42 ort, 4 şeytan. Ormanda işte 4 de şeytan, 1 orta denk gelse 43 ort olacak. 16, 10, 50. Art 9, ort ile çanı. Bunu alacağız, geçeceğiz şöyle. 16, 10, 50 meyi aldık. Hadi bakalım. Kostümler çok sıkıntı şu anda ya. Kostümlere bakacağız bir. Şamanın kostümlerini hallettik ama çok pahalıya patladı ya bu arada. Vallahi acayip pahalıya patladı. O zaman bonuslar aktarıldı dedik. Şimdi hocam, nerede bizim şu 47 günlük aldık bir tane. Kostüm bonusları bir etkinleştirelim. Şöyle 47 günlüğe 15 rüzgar, 20 şeytan, 5 yarılı. En ucuz 15 rüzgar, 20 şeytanlı da buydu. O yüzden böyle aldık bu arada. En uygunu bu olduğu için. Bunu şöyle bir aktaralım. Şimdi şu zırhı da aktaralım. Dediğim gibi bunda 15 rüzgar, 10 hip absorbe var. Bunu kendimiz getirmiştik. Dur, yanlış oldu. Aman ha, aman aman aman. 14 günlüğe aktaracağız. Heh, 14 günlük, 15 rüzgar, 10 hip absorbe. Şöyle evet dedik. Bu da okey. Artık bu hesabı götüreyim. Ormanda kasmaya devam edeyim. Kasamadık çünkü bayağı bir aksadı. Abi yayında başıma gelen olaya bak. Şu çocuk geldi yanıma. Yayında dolunayı vardı, bir ortalamalı. Dedi ki, bir tane de efsun değiştirme atar mısın dedi. Benim de envanterde bir tane efsun değiştirme vardı. Dedim ver atayım dedim, hani hayrına, sıkıntı yok. Maksat envanterden silinsin. Bir attım, gelen efsuna bakın. Gelen efsuna bakın, 41 ortalama geldi. Neyse, vereceğim, hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeyim, güzel kar etti gece gece. Kaç fon ediyor bilmiyorum ama güzel kar etti. Kalbi temizmiş. Şöyle Nesne Market'e öbür dünya anahtar sandığı diye bir şey gelmiş. Ben bilmiyorum, bunu daha önce hiç açmadım. Yayında tavsiye ettiler. Bundan artılı anahtar çıkarsa tanesi işte 1,5-2 won falan filan ediyormuş. Epey won'a dönüştürme için mantıklı bir şey yapılabilir ama tabii zor çıkıyordur büyük ihtimalle. 20 tane açacağız. 20 tanesi de 980 ep, 1000 ep diyelim işte, düz hesap. Şöyle satın al dedim. Şimdi Nesne Market'e girelim. Büyük ihtimalle bizim şansımıza bir tane bile çıkmamıştır da. Şuradan şimdi bakacağız. Artılı lanetleme anahtarı değil mi? Bakalım var mı? Artılı lanetleme anahtarı 34 tane diyor. Nasıl oluyor? Bunda bir şeylik mi var? Yanlışlık mı var? Bana mı öyle geliyor? Herkes oha çok iyi falan diyor. Tek seferde üçlü beşli atıyor. Çok iyi çıktı falan diyor. Allah Allah. Aydır'la bir şans yüzümüze güldü o zaman. Herkes oha dediğine göre. İyi, güzel, hayırlı olsun. Bunu da böyle bir açtık, denedik yani. Tombalılarımızı oynayacağız. Tombalıları oynayalım. Bu arada hesapta biraz para var gördüğünüz gibi. Artık epleri satmaya başladım. Bugün happy geldi. Epleri elimden çıkarmam gerekiyor. Epleri elimizden çıkardığımıza göre demek ki artık Ninja serisine doğru kayacağız. Kaç bölüm içinde Ninja'ya geçeceğiz, haberiniz olsun. Şöyle Nesne Market açalım, tombalaya geçiş yapalım. Bugünün ikramiyesinde ejderha alevi varmış. Tombalanın da son 2 günü bu arada. Son 2 gün daha tombala çevireceğiz. Ondan sonra tombala hasılat videosu da gelecek. Bakalım 3 charla oynadık toplamda, ne kadar tılsım alacağız onu da görmüş olacağız. Şöyle bozdurmaya başladık. Umarım bir buz alırız ya. Güzel, güzel. Tekte buz mu? Hadi bir tane zarladık. Tekte buz gelirdi bu arada, orada şey olsaydı. Ork olsaydı tekte buz gelirdi ama gelmedi. Çıkarınca geleceğiz. O kadar çok zorladı ki hani gerçekten sinir oldum, tilt oldum. Şu buzu almak için çok zorladım. Mantıksız bir şey yaptım ama çok gıcık oldum yani. Belki 700-800 hep gitti şu tılsımı. Ama beni öyle bir sinir etti ki, hani artık iş inada bindi biliyorsunuz. Oynayanlar bilir ne demek istediğimi anlar. Nesne Market bile kaldırmadı yani bu tılsımı. Öyle diyeyim size. Neyse. Şunları açmaya devam edeyim. Şu sonuncuyu da açalım. Bundan da bir şey gelmedi. Diğer hesaplara geçelim. Şaman'a geçtik. Şaman 103 lar olacak. Kasılmaya devam ediyor. Tombalasına girelim. Bir tane şans simgesi var. Şansımıza o iki tane üst üste
Kor çıktı önde. Yakut koru. Bir tane şans simgesi de geldi. Bir tane daha geldi. Çok güzel. O zaman bir tane zarladım sizde. Umarım bunun buzu erken gelir. Üzmez bizi. Hadi bakalım. Çıkarınca geleceğiz. Evet, çok aşırı değil ya. Orta zorladı diyebiliriz. Normal. Normal yani. Aşırı zorlamadı. Alalım ustasımızı. 3 tane daha şans verdi. Bir buz daha alayım ben. Ama vermez büyük ihtimalle. Yok. Artık yarına kaldı. Ninja'dayız. Ninja'da 2 tane şans simgesi varmış bu arada. Of. 3. de geldi. Kuşak geldi. Kuşak da hiçbir işe yaramaz bu arada zaten. Bir won değeri var. Yok. Çöp. Şöyle biz buzu çıkarak gerek. Vallahi çok kolay geldi. 10 tane 15 tane falan en fazla çevirdik. 3 tane daha şans verdi. Ben bir buz daha alayım ya. Harbi güzel olur. Zaten son günlere yaklaştık. Hadi 2 şans daha yapıştır. Bir tane daha şans gelsin. Gelsin şundan şans. Neyse yarına kaldı. Evet, bu hesabı 115 lira kasacağız bu arada. Onun bilgisini vereyim. 105'te kalmayacak. Bu hesabı artık solo zodya sokacağız. Bir sonraki bölümde ben zodyaklık 5 tane hesap açmıştım ya, onları 75 lira kasacağım. Arada konuşurken zorlanıyorum. Şu bant baskı yapıyor bu arada, bilginiz olsun. Kusura bakmayın, sesim kötü geliyorsa bu da çıkacak birkaç gün içinde. Yani zodyaklık hesapları normalde kastıracaktım. Hesap başı Kasım için 7 won 8 won falan para istiyorlar. Hesapladım yani, 7 won'dan bile kastırsam, ki pelerin de benden istiyorlar, 35 40 45 won'u buluyor. Dedim ben 35-40 bora tutmaz bile yani, ateşli item alsam, hepsini götürsem kendim kassam, bayağı pelerinim de var üstümde. Tutmaz dedim, hem de daha hızlı kasarım gibisinden. Öyle düşündüm de onları kendim manuel kasacağım. 5 tane hesap 1.75'e. Sonra onları sürgünde 90'a attıracağım. İleride mele içinde kullanmak için 90 yaptıracağım. Normalde hani bir tanesini 60, diğerlerini 90 yaptırsak da oluyor ama hesaplar 120 lira olacağı için. Ama ben o yüzden hepsini 90 yaptıracağım. Hem işlerinden çıkan efsunları da kullanırız. Bu arada arkadaşlar, app'leri de yavaş yavaş satmaya başladım. Ninja serisine geçeceğiz. Eli kullandı Ninja serisini. Şöyle Ninja'ya vereyim ekranı. Ninja'nın şöyle envanterinde gördüğünüz gibi 1000 won var. App'leri artık yavaş yavaş satıyorum. Bilginiz olsun. Yani işte daha satılacak app'ler var. Bilmiyorum ne kadar para olacak. Daha bedensel de çünkü harcama yapacağız. Hatta bedensele harcama yapacağız derken hemen şöyle ekranı bedensele vereyim. Biliyorsunuz bedenselin şöyle bir kaskı vardı. Ben orman olayından vazgeçtim. Uğraşmayayım. Bir tane çünkü event hesabı yapacağım. Event hesabı gelecek Like'ın ilerleyen bölümlerde. Onu zaten göreceksiniz. Çok güzel işler yapacağız onunla da. 30 levelde falan kalacak ama onunla ilgili böyle güzel planlarım var. Güzel içerikler yapacağız. Ona daha var ama. Kaskı bir efsunlayacağız. Buna 15 şimşek arayalım şimdilik. Zodyak için. Şöyle ne kadar efsun alsak yeter. 20 tane efsun aldım. Büyük ihtimalle 15 şimşek gelecekti. Zaten biz onu 15 rüzgar 15 şimşek aramıştık. Yakalayamamıştık. İçime de sinmemişti onun. Şimdi ormandan vazgeçtim. 15 şimşek arayalım. 15 şimşekte kalalım. Tabii şimdi öyle dedik ama 15 şimşek artı 15 rüzgar da verirse var ya, uçarım burada harbiden. Bakalım. Şöyle ne geldi? 15 ateş geldi. İşimiz yok sende. 10 şimşek geldi. Olmaz. Ne geldi? 6 şimşek var. Geç hocam. 6 ateş var. Geç. 15 rüzgar var. 10 ork falan geldi. Geçelim. Şekli büyülü de olur aslında. Bakalım ya. Bir 15 şimşek yakalayalım da bakayım yanına ne gelecek. Önemli olan o. 5 yarı geldi. Geç hocam. 10 şimşek geldi tekrardan. 10 şimşek tekrardan. Şimdi de 15 şimşek almayacağız var ya. 10 şimşek 15 büyü geldi. Tüh. 15 olması lazımdı. O şimşeğin geçtik. 5 yarı var. Olmaz. Bunu da geçelim. Bakalım ne gelmiş. Çöp bir tane daha. 32 lefsun daha aldım geldim. Şöyle attım. 5 yarı 10 büyü geldi. Hayda. 10 yarı 15 büyü gelse mesela bunu satabilirdik. Öyle bir şeyler olurdu. 3 yarı 3 yarı. Yarı büyü çok gösteriyor. Ona ben şaşırdım bu arada. Yarı 5 geldi. Yine büyülü falan. İlginç. Yarılı maralı bir şeyler geliyor lan sürekli kaska. Allah Allah. Şunu şöyle çekeyim. Net göremiyorum. 15 ateş geldi. Geç hocam. 15 ateşi getirdik. 15 rüzgarı getirdik. Şimşek yok. Ne geldi? Kanama, şeytan falan. Geç bunu da. Geç. İstediğimiz efsun gelmiyor ne yazık ki bir türlü. Anlamadım gitti bu işten bir şey. Şöyle sallamaya devam ediyorum. Çöp efsun geliyor ya. Alakasız alakasız efsunlar geliyor. Full. Ne geldi? Çöp daha geldi. 15 şimşek. Güzel. Tamam. Büyü yakaladık yanına da. Şansıma 6 büyü geldi. 15 olaydı. Çok iyiydi. Tamam. Şimdi kalsın bu. Dediğim gibi bu hesap solo zodyak yapacak. Yani solo zodyan dibine vuracağız bu hesapla. 8 çar gireceğiz. Çok hızlı bir şekilde kesip kesip inmek istiyorum. Daha buna işte canavarlı zırh, becerili zırh, becerili
Kask becerili ayakkabı okyanus yapacağız. Bunlar yapılacak. Yani 4 parça daha iteme ihtiyacı var bu hesabın. Onlar da olduktan sonra tamamen artık bu hesap hazır bir hale gelmiş olacak. Bu videonun sonuna burada geliyorum arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. 2 gün sonra inşallah bir video daha yetiştirmeye çalışacağım. 2 günde bir atmaya çalışacağım. Videolara like atmayı, yorum yapmayı unutmayın kanal algoritmasına destek için. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada 3000 app çekilişi vardı ya. O hala devam ediyor. Yarın sonuçlanacak video attıktan sonra. Discord'a girip o 3000 app çekilişine de katılabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.